Dudağa HES'ler vurmuş gibi görülüyor. Bu iyi bir tablo değil. Üzücü bir tablo. Allah'ın verdiği afettir. Elbette buna karşı insanların yapacakları şeyler sınırlıdır. Ama afet öncesinde de bu afetin vereceği zararı minimize etmek yerine afetin vereceği zararı maksimize edecek işler yapılmış. Biraz önce Bozkurt'u gezdik. Dere yatağının kenarına değil, derenin göbeğine 8 katlı bina yapılmış. 4 sene, 5 sene önce ve bina devrilmiş. Bir kısmı da artık kullanılamayacak halde. Dere yatağının kenarını biraz anlarım ama derenin göbeğine binayı anlamak mümkün değil, kabul etmek mümkün değil. Burada devletin, yerel yönetimlerin bu konulara nasıl duyarsız kaldığını bir kere daha görmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Bir mesele de şu, Hasan milletvekilim söyledi, özellikle Bozkurt, Dayancık'ta da öyle. Büyük bir koordinasyonsuzluk var. Böyle zamanlarda, afet hallerinde kan davalılar sırt sırta verir, birlikte göğüs gerer. Ama Ayancık'ta ve Bozkurt'ta bunu göremiyoruz. Tıpkı Muğla'daki yangın bölgesinde görmediğim gibi 10 gün orada kalmış biri olarak. Vay efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve su tırları ihtiyacımız yok diyerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekibine size ihtiyacımız yok denmiş. Ya arkadaş, caddeyi gezdik, Bozkurt'u karış karış gezdik. Bir kazmaya, bir küreye, bir tırmığa ihtiyaç var ya. Nasıl yok ya? Şehirde, yani dükkanların içinde 2 metre kum birikmiş. Evet, binalar, ayakta bina var ama her binanın bodrumu ve dibi ve birinci katı kullanılamaz halde. Böyle vahim bir tabloda partizanlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir, koordinasyon meşgüdümde büyük hata görüyorum. Evet, AFAD burada, jandarma burada, AKUT burada, JAK burada, insan hakları, işte diğer insani kuruluşlar burada, belediyeler burada. Bir belediye geliyor. Belediyenin partisine göre burada ona ihtiyaç olup olunmadığına karar veriliyor. Bunu arkadaşlarımı dinledim, kendim sahada da gözümle gördüm. Bundan da büyük üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizim için Bozkurt'ta, Ayancık'ta birdir. Bozkurt'un yası da, Ayancık'ın yası da bizim yasımızdır. Ama heyhat, AK Parti'nin bu konuda olumsuz, yanlış bir tutum içinde, haset bir tutum içinde olduğunu görmek, İstanbul Büyükşehir'in, Ankara Büyükşehir'in yardımlarına kapıyı kapatmak, bırakın onu, Cumhuriyet Halk Partisi çocuklar ne yapabiliriz diye gidiyorlar. Size ihtiyaç yok, geri gidin, buraya giremezsiniz. AK Partili çocuklarımız geldiğinde, gelin çocuklar şurada su dağıtın, şurada şunu yapın, burada bunu yapın. Bu kabul edilemez. Değerli vatandaşlarım, tablo size yansıtıldığından çok vahim boyutlardadır. Yerinde görmüş, yaşamış, Ali Bey'le, Hasan Bey'le birlikte, Yüksel Bey, Sibel Hanım'la birlikte biri olarak söylüyorum. Tablo vahim. Tabloyu hükümetin kayıplarla ilgili net bilgi vermemesini, ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru bulmuyor. Evet, panik havası olmasın şüphesiz ama burada ben onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bunun hepsi selda kayıp. Sahillerden cenaze cesetler toplanıyor. Bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. Olayı işletmek için söylemiyorum. Türkiye'nin kalbinin burada atması için bunu söylüyorum. Ve İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı koyulana kadar orada toplanıyor. Orada muhafaza ediliyor. Şu anda Sinop'ta da mesela, Ayancık'ta da ben çok net biliyorum. 7 ölü var Ayancık'ta. Biraz önce Sinop milletvekilimizden aldığım bir bilgi. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyorum. Çok üzülerek bunu söylüyorum. Allah'ım, yani bu yıkılan binalar yapılır, yollar yeniden yapılır, hepsi olur. Bu kayıplara bir an önce, mümkünse tamamına sağ salim kavuşmak için dua ediyorum. Bunu bir söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir durum da şu. AFAD elbette bu işleri tek merkezden koordine etmeli. Ama hem Ayancık'ta hem burada şunu görüyorum ki, mesela Ayancık'ta da Ayancık Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olduğu için belediye sadece apartmanların bodrumlarındaki suyu boşaltmakla
adeta bloke izole ediliyor. Bu işi yap sen başka şeye karışma modunda bir AFAD görüyoruz. Belediyelerin Ayancık Belediyesi'ne gönderdiği yardımlar AFAD tarafından bloke ediliyor. Biz dağıtırız, biz yaparız mantığı var. Böyle bir ayrışma. Böyle biz adeta felaketin içerisinde bir hasımlık, bir husumet götürülüyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu felakette Ayancık'ta da Bozkurt'ta da AK Partili gençlerle Cumhuriyet Halk Partili gençlerin kol kola girebilmesi lazım. Kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hakkı yok. Burada kimseye sağlanacak bir şey de yok. Siyasi prim de yok. Ortada bir felaket var. Üstelik felaketin birinci derece sorumlusu da demin söylediğim gibi Ayancık'ta nehir dere yatağına tomruk deposu yapan bu kafadır. Bozkurt'un tepesine iki tane HES yapan bu kafadır. Hal böyleyken siyaseti bir kenara koyalım, yara saralım diyoruz. Türkiye'nin gözü kalbi burada. Yardımlar geliyor, yardımları dağıtma konusunda da tam bir koordinasyonsuzluğu burada görüyorum. Bugün beyefendi 4372 sayılı bir karar yayınladı ve bütün yardımların, bütün yabanların AFAD tarafından blok edileceğini ve AFAD tarafından dağıtılacağını söyledi. Ya buna bir itirazım olmaz benim. Ben bir koordinasyona itiraz etmiyorum. Ama AFAD'ın koordinasyonu AK Parti milletvekiliyle, AK Parti il başkanıyla, AK Parti ilçe başkanıyla birlikte yapmasını doğru bulmuyorum. Milletten yine para istiyor ama millet diyor ki Beşiktaş'ta para verdim, sahiplerine ulaştırmadın. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için para verdim, sahiplerine ulaştırmadın. Nasıl para vereyim ben şimdi sana ey Erdoğan diye de millet böyle bir düşünce hali içinde. Şunu söyleyeyim tekrar, gerçekten tablo konuşulduğundan, kamuoyuna yansıtıldığından çok çok vahim bir durumda. Özellikle Bozkurt'ta durum çok kötü. Hem kayıp sayısı bakımından çok kötü, hem de maddi hasar bakımından durum çok kötü. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgede olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız da yarın öbür gün bölgede olacak inşallah diye düşünüyoruz. Evet, burada tablo çok ağır. Gerçekten çok ağır bir tablo var. Yani Ayancık kötü, Sinop, Kastamonu, Bozkurt kötü durumda. İnsanlar çaresizce bekliyorlar. Çalışmaları izliyorlar ama belli ki çok kayıp var. Açıklanan rakamların çok üzerinde kayıp olacağı görülüyor. Yağmurun dün de belirttiğimiz gibi şiddetini, miktarını, büyüklüğünü engelleme şansımız yok. Bu yani hiçbir kul insan bunu yapamaz ama yağmurla birlikte selin oluşmasını engelleyebiliriz. Bunun için yeter ki doğru politikalar geliştirelim. Dere yataklarına ev yapılmasın. Dere yataklarının ıslahı doğru yapılsın. Benzer çevre politikaları doğru gerçekleştirilsin. HES'lere bu kadar izin verilmesin. HES'ler bu sellerde büyük sebep oluyorlar. Sayın Bakan diyor ki HES'ler sebep değil mağdur. Bakan HES'lerin şirketlerinin, HES şirketlerinin avukatına soyunmuş. Bir bakan bunu nasıl söyler? Vicdanı nasıl bunu alıyor? Yazık, ayıp ya. Gerçekten ayıp. Yani gelsinler şuradaki insanların içine düştüğü hali görsünler. Burada Bozkurt'ta yukarıda HES var. HES'in kapaklarının birinin açıldığı, birinin patladığı belirtiliyor. HES doğal baraj görevi görüyor. Aynı şekilde Ayancık'ta tomruklardan kaynaklı sıkıntı oldu. Tomruk deposu vadinin içerisine dere yatağına yapıldığı için oradan gelen tomruklar doğal baraj gördü ve yıktı geçti. Şimdi bu hem Ayancık hem Bozkurt'ta yapılan yanlış uygulamalardan kaynaklı bu sel yaşanıyor, ölümler yaşanıyor. Baktığımız zaman dere yatağının içerisinde Bozkurt'ta ev yapılmış. Buna kim izin verdi ya? O dere yatağı 400 metre, 15 metreye kim çekti? Bunun sorumluları kim? Bunlar sorulmayacak mı? Belki bugün biz burada yardım amaçlı buradayız. İnsanların canını kurtarma amaçlı herkes burada. Bunun için çabalanıyor. Siyaset günü değil. Bunu şimdi söylemek belki doğru değil ama bir yandan da feryat ediyoruz. En azından bundan sonrası için doğru politika üretilsin diyoruz. Biz büyük bir devletiz. Sen Somali'ye 30 milyon dolar gönderiyorsun ama burada selden mağdur olmuş yurttaşlarımıza para veremeyecek haldesin. Para istiyorsun. Kimden? Vatandaştan. İBAN veriyorsun. SMS atlıyorsun. Para toplansın diyorsun. Ayıptır ya. Gerçekten her faciadan sonra IBAN verilmesinin, insanlardan para istenmesi, bu benim ağrıma gidiyor. Bir milletvekili olarak benim ağrıma gidiyor. Devlet bu kadar aziyete düşürülemez ya.